Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu programda enteresan bir şey yapmaya çalışacağız. Tabii bana göre enteresan, belki size öyle gelmeyecek. Bu program serisini başlatırken zaten niyetim oydu ama devam ettiremedim. Şimdi artık biraz daha temposunu arttırmak istiyorum. Daha çok çekebilmek istiyorum. Risale-i Nur'un gündemle bağlantısını kuran şeyler yapmak istiyorum. Çok sahici bağlar olmayabilir. Belki size şimdi bu konuyu niye açtı ki diyebilirsiniz. Ama ben seviyorum böyle şeyler yapmayı. Bir deneyeceğiz bakalım olur mu olmaz mı. Bugünkü gündemimiz aslında şu. Ukrayna ile Rusya arasında biliyorsunuz bir gerilim var. Savaşa dönüşür mü dönüşmez mi bilemiyoruz ama dönüşme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Dönüşebilir de dönüşmeyebilir de. Fakat o savaşın akıbetini çoğu insan şöyle yorumluyor. Yani kesinlikle Rusya tuz buz eder, girdiği gibi 3 günde alır, Ukrayna'yı fetheder gibi ifadeler çok sık kullanılıyor. Normalde de bu işin gidişatı öyle olur gibi gözüküyor bize. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler, işte Rusya gibi askeri olan, ordusu olan, silahlı kuvvetleri olan ülkeler bir yere girdiklerinde kesin alırlar orayı gibi güce mutlak bir galibiyet hakkı veren tanımlamalar yapılıyor. Fakat Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu yıllarında Hazreti İsa Aleyhisselam'la Deccal'in arasındaki mücadeleyi anlatan hadis-i şerifleri değişik bir şekilde tevil ediyor. Yani bu noktaya da ışık tutabilecek, belki Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıksa kim kazanır sorusuna da cevabımızı etkileyebilecek bir şekilde cevap veriyor. O kısmı size öncelikle bir okumak istiyorum. Okurken de üzerine konuşmak istiyorum. Bakalım siz ne anlayacaksınız, benim anlattıklarıma hak verecek misiniz? Göreceğiz. Bismillah. Kastamonu Laikası'nın 65. sayfası. Envar Neşriyat'ın külliyatına göre, çanta boyu külliyat bu. 65. sayfası, 50. mektup sanıyorum. Burada mektup numarası yok ama söz basım külliyatta gördüğüme göre 50. mektup burası. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne, yani gökten inmesine, semadan inmesine ve Deccal'i öldürmesine ait ehadisi sahihanın, sahih hadislerin manayı hakikileri anlaşılmadığından, hakiki manaları anlaşılmadığından bir kısım zahiri ulemalar, sadece zahire bakan ulemalar, o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti, imkansız bir sureti bekler bir tarzda avam-ı müslimine zarar verirler. Mülhitler ise, yani inkarcılar ise bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serrişte ederek hakaik-ı İslamiye'ye tevzifkarane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadisi müteşabihenin, müteşabih hadislerin yani, müteşabih demek yani manası hemen zahirinden anlaşılmayan, biraz daha ince düşünce gerektiren, benzetmeler içeren, derin okumalar içeren hadisler demek. Hadis-i müteşabihenin hakiki tevillerini Kur'an'ın feyziyle göstermiş. Şimdilik numune olarak bir tek misal beyan ederiz şöyle ki, Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın onu öldüreceği vakitte 10 arşın yukarıya atlayıp sonra kılıcı onun dizine yetişebilir derecesinde. Demek ki öyle olacakmış. İsa Aleyhisselam yani zıplayacak 10 arşın ancak dizine yetişecek. Deccal öyle bir şekilde tasvir edilmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam onu öldüreceği vakitte 10 arşın yukarıya atlayıp sonra kılıcı onun dizine yetişebilir derecesinde. Vücutça o derece Deccal'in heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 10 belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Yani devlerle insan mücadelesi filmleri var ya, devin yanında insan nasıl duruyor? Küçücük kalıyor. Dev kocaman gibi, sanki oymuş gibi. Deccal'in heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal
Hazreti İsa aleyhisselamdan 10 belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana münafi olduğu gibi, yani sırrı teklife ve sırrı imtihana niye münafi uygun düşmüyor? O kadar insan olmaz diye düşünüyoruz yani, o kadar büyük insan olmaz. O kadar büyük insan görüldüğü zaman da onun deccal olduğu anlaşılır. Çok açık. Sırrı teklife bu açıdan uymuyor. Çünkü dünyada Cenab-ı Hak nasıl yapıyor? Kafir de öyle diyebiliyor, Müslüman da böyle diyebiliyor. Ne tam öyle ne tam böyle. Yani böyle bir kapı kalıyor arada geçmek için. Sırrı imtihan bu yani. Kafire kafirliğini, Müslümana Müslümanlığını hak ettirecek. Cenab-ı Hak bir akla kapı açıyor ama iradeyi elden almıyor. Bu şekilde yaratmış kainatı. O da kendi istediğini, eğer arzusu günahsa onu buluyor. O da kendi istediğini, arzusu sevapsa onu buluyor. Dünya böyle ama Deccal öyle olursa diyor, hani burada artık sırrı teklif kalmaz. Böyle bir insan normal değil, böyle bir cisim normal değil. Herkes onun Deccal olduğunu anlar diye herhalde Üstad Hazretleri bunu söylemiş. Sırrı teklife ve sırrı imtihana münafi olduğu gibi nevi beşerde cari olan adetullah'a da muvafık düşmüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanlar arasındaki adetlerine de uygun düşmüyor. Yaratmasındaki adetine, hilkat adetine de uygun düşmüyor böyle kocaman bir adam. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi haşa muhal ve hurafe zanneden zındıkların iskat, yani onların susturulması ve zahiri aynı hakikat itikad eden ve o hadisin bir kısım hakikatlerini gözleri gördükleri halde daha intizar eden, bekleyen, çekinceli davranan diyelim zahiri hocaları dahi ikaz etmek için, o hadisin bu zamanda da aynı hakikat ve tam muvafık ve mahz-ı hak müteaddit manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki, şimdi bu hadisi yorumlarken Bediüzzaman Hazretleri kafanızda Ukrayna ile Rusya'da olsun, onları da böyle aralarda bir yerlere koymaya çalışın arkadaşlar. Ben o niyetle okuyorum bu metni size. İsevilik dini ve o dinden gelen adat-ı müstemirresi, İsevilik dini ve o dinden gelen adat-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile, resmi ilanıyla zulmetli, pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükümet ki, yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekar ve cabbar hükümetlerle muharebe eden, evvelki hükümetin şahs-ı manevisi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı manevisi tecessüm eylese, üç cihetle bu müteaddit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet neticeyi harbi kazansa, bu işari mana dahi bir manayı sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir manayı işaridir. Dönelim başa. Ne benzetmesi yaptı Bediüzzaman Hazretleri? Bu Kastamonu Laikası'nın yazıldığı zaman 2. Dünya Savaşı zamanı. Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında birbiriyle ateşli bir şekilde savaşan iki ülke var. Çok ülke var savaşan ama asıl yani cephelerin arasında kapışma olan Rusya ve Almanya. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Almanya küçük, cismen kalıp olarak küçük ve Almanya daha gelenekçi diyelim bir devlet. Ama Rusya bolşevik ve dinsizliği terviş ediyor. Ama çok da büyük yani, çok da kuvveti var, askeri var, şusu busu var. Fakat diyor mesela 2. Dünya Savaşı'nın başında, tabii ilk zamanlarında, sonra Almanya kaybetti. Ta işte ilerledi, çok ileriye gitti. Leningrad'da mı? Leningrad veya Stalingrad, orada bir yerde herhalde kaybetmeye başlıyor, tam orayı hatırlayamıyorum ama. Ondan sonra Almanya geri çekilmeye başlıyor ve yeniliyor harbin sonucunda. Ama diyor hani o baştaki galibiyeti de bunu anlatmaya yeter. Nasıl, bir daha okuyalım metni şimdi. İsevilik dini ve o dinden gelen adat-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile. Hitler hükümeti öyle miydi? Elbette her konuda İseviliğin çizgisini takip etmiyordu Hitler hükümeti. Ama
temsil ettiği şey itibariyle muhafazakar bir hükümetti. Bugün İslam muhafazakarı gibi düşünmeyin. Kendi Almancılığının muhafazakarıydı yani. İşte geleneklerinin muhafazakarıydı. İşte ırkının muhafazakarıydı. Veya işte kültürünün muhafazakarıydı. Mesela Hitler eşcinsellere çok düşmandı. Çok da öldürmüşlerdir yani eşcinselleri veya ülkeden sürmüşlerdir. İşte yani muhafazakarlık derken böyle anlayın. Almanya'nın kodu olan şeyler, Hristiyanlıktan belki de bir kısmı geliyor. Onlarda bir hassasiyeti vardı o hükümetin. Ha, çok zulmü de vardı ayrı. Ama kimlik olarak bu öğeyi benimsemişti. Adat-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile. Burası Almanya. Resmi ilanıyla zulmetli, karanlık, pis menfaati için dinsizliğe ve Bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükümet. Yani Sovyetler hükümeti. Rusya diyoruz da o zamanlar Sovyetlerdi. Hükümet ki yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin dışarına taraftar. Yani Sovyetler, Bolşevik o zaman komünizmi her yerde yaymaya çalışıyorlardı. Düşünün Filistin'de sosyalistler var. Kimin eliyle olmuş? Onların eliyle. Dünyanın her tarafında halen bile yani Sovyetler dağıldı, Rusya oldu. Çin komünist değil artık neredeyse kapitalist bir ülke. Sadece yönetim şekli komünizm kaldı. Piyasası kapitalist piyasa oldu neredeyse. Ona rağmen bakın hala komünizm, sosyalizm her yerde. Dünyanın her yerine yayılmış. Latin Amerika'yı neredeyse fethetmiş bir dönem. Böyle bir hükümet diyor. Her yerde Asya'da, İslamlarda dinsizliğin intişarına taraftar olan Bolşevizm dinsizliği savunuyordu. Komünizm dinsizliği savunuyordu. Dine karşıydı yani. Fitnekar ve cabbar hükümetlerle muharebe eden evvelki hükümetin yani Sovyetlerle şey yapan, muharebe eden, onda savaşan evvelki hükümetin şahs-ı manevisi. Yani şahs-ı manevi demek yani Almanya'yı o zamanki Almanya'yı bir insan gibi düşünün. Şahs-ı manevi. Onun temsil ettiği bir insanı düşünün. Evvelki hükümetin şahs-ı manevisi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı manevi tecessüm eylese, bir de diğer hükümetin insanlarının, gücünün, taraftarlarının şahs-ı manevisini düşünün diyor. O da bir insan gibi olsun. Bir tarafta Sovyetler bir insan, diğer tarafta Almanya bir insan gibi düşünün diyor. Bütün taraftarları da bir şahsı manevisi gibi tecessüm eylese üç cihetle, üç yönden bu müteaddit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Niye? Çünkü Almanya kazanıyordu. Bu mektubun yazıldığı yıllarda Almanya bayağı Rusya'yı dümdüz etmiş gidiyordu yani. Tutunamıyorlardı cephelerde. Bir Keskin Nişancı filmi vardı. Filmin ismi aklıma gelmedi, söyleyemedim. Orada mesela şeyi gösteriyor. Ya Ruslar, askerler tir tir titriyor böyle. Ruslar zorla gönderiyorlar. Almanlar bir ateş açıyor zaten koyun gibi kırıyorlar hepsini. Geri kaçıyor askerler. Geri kaçanları da Ruslar vuruyor. Niye kaçıyorsunuz diye. Yani öyle adam ölüyor. Kum gibi. Hani Almanların silahları çok gelişmiş. Teknolojileri çok iyi. Rusların hiçbir şeyi yok onlara kıyasla. Yani zayıflar. Askeri olarak zayıflar ama insan olarak çoklar. Üç cihetle bu müteaddit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet neticeyi harbi kazansa bu işari mana dahi bir manayı sarih derecesine çıkar. Yani Almanya Rusya'yı yenerse bu işari mana ortaya çıkmış olur diyor. İsa Aleyhisselam'ın kendisinden çok yüksek boylu, çok büyük, dev gibi deccali yani yenmesi manası bir işareti çıkmış olur. Eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir mana işaridir. Çok hırpalamasından dolayı yine diyor mana işari olarak ona bir şey gönderme yapar. Onu anlamaya bir kapı açar diyelim. Ha tamam o değil örneği ama ileride belki öyle bir şey olacak. Bu şey pratik diğerinin şeyi olur. Anlaşılmasını sağlar gibi diyelim. Şimdi geldik üç cihete. Üç cihetten işaret ediyormuş. Nasıl? Birinci cihet. Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan, dini İsevi'nin hakikisi İslam. Yani İslam'a gelen, yaklaşan,
İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. Yani İseviliğin hakikatini savunacak cemaat, hakiki İseviliği dinsizliğe karşı savunacak cemaat ile dinsizliği savunan cemaat karşılaşsa, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. O kadar azlar yani diğerlerine göre. Dinsizliğin taraftarları çok. Bugün Avrupa'da doğru düzgün Hristiyan kalmadı zaten. Çoğu ateist, agnostik, deist vesaire. İkinci cihet, resmi ilanıyla Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet. Almanya böyle diyordu biliyorsunuz ama bu bir propagandaydı tabii. Almanya sömürgecilikte geri kalmıştı. Yani İslam ülkelerinin hiçbirisini sömürmemişti galiba Almanya yanlış bilmiyorsam. Diyordu ki hani ben İngilizleri yeneyim, bu Rusları yeneyim, bütün Müslümanlara bağımsızlık vereceğim diyordu yani. Almanya öyle bir iddiadaydı. O zaman sömürgecilik çağı sona ermemişti. Hala Fransa'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın sömürgeleri vardı. Almanya diyordu ki ben kazanayım, Müslümanlara bağımsızlık vereceğim. Müslümanlarla da kötü hatırası yok. Çünkü Müslümanları sömürmemiş hiç. Müslümanlar da umutlanıyorlardı. Bediüzzaman Hazretleri o söylemi burada anıyor. Resmi ilanıyla Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet 100 milyon küsur iken 400 milyona yakın nüfusu hükmeden bir diğer devlete ve 400 milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere galibane, öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs-ı manevisiyle mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs-ı manevileri tecessüm etse yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur. Bir rivayette Deccal dünyayı zapt eder manası ekseriyeti mutlaka ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. İtilaf devletleri çok kalabalıklardı. Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika, onların teşekkül ettiği o topluluk o kadar kalabalık ki hani diyor Deccal'in karşısında İsa Aleyhisselam'ın küçüklüğü gibi onlar çoklar, bunlar azlar. Ama Almanya biliyorsunuz savaşın uzunca bir süresinde çok iyi direndi. Epey toprak aldı. Belki de yani kaybetmesinin sebeplerinden birisi hırsıydı. İkinci Dünya Savaşı'na dair belgeselleri izlediğiniz zaman hani Hitler'in yani bir tatminsizlik yaşadığını görüyorsunuz. Her yeri alıyor, aldıkça almak istiyor. Yani Rusya'yı ta Moskova'ya kadar gitmek istiyor. Ta oraya kadar ele geçirmek istiyor. Belki bu hırsı da biraz kaybetmesine sebep oldu. Ama bu başarı diyor Üstad Hazretleri küçük bir devletin o büyük devletlerin topluluğuna karşı başarısı İsa Aleyhisselam'ın Deccal'e karşı olan o başarısındaki o temsili bize birazcık diyor çıtlatıyor. Bunu böyle anlayabiliriz. Allah-u Alem belki de şöyle demek istiyor Üstad Hazretleri. İsa Aleyhisselam'ın başına geçeceği hakiki İseviler olan Müslümanlar aslında öyle düşünelim. Öyle bir hükümet olacak ve o hükümet az da olsa o büyük güçleri karşısındaki yenecek. Nasıl olacak? Olacak diyor Üstad Hazretleri. Öyle bir şey olacak. Bu hadis ona işaret ediyor diyor. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Resmi ilanıyla Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet 100 milyon küsür iken 400 milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve 400 milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere galibane, öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin yani askerlerinin şahs-ı manevisiyle mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs-ı manevileri tecessüm etse, bir cisimleşse, insan gibi bir şey olsa, yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur. Bir rivayette Deccal dünyayı zapt eder manası, ekseriyeti mutlaka, genel çoğunluk ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu diyor. İkinci Dünya Savaşı'nın şartları da bu şekilde. Üçüncü cihet, eğer küre-i arzın dört kıtaları içinde, Avustralya nazara alınmamıştır diye bir haşiye notu var burada.
eğer küre arzının dört kıtaları içinde en küçüğü olan Avrupa'nın ve bu kıtanın dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi, yine Almanya kastediliyor, Avrupa'nın ve bu kıtanın dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi, ekser Asya, Afrika, Amerika, Avustralya'ya karşı galibane harp ederek Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber, bu da İtalya'yı kastediyor, Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinad edip çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe, yanlış bilmiyorsam paraşütlü asker olayı, hani askerle paraşütle indirme askerleri, o taktik ilk defa 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bir atıf var galiba burada. Çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile ötekilerin şahsı manevileri insan suretine girse, ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nevinden o manevi şahıslar dahi Ruh-i Zemin ceridesinde bu asır sayfasında birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler, aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucizane ihbar-ı gaybi nevinden beyan ettiği hadise-i ahir zamanın müteaddit manalarından, altını çizelim, müteaddit manalarından tam bir manası çıkıyor. Yani Üstad Hazretleri diyor ki, yukarıdakileri tekrar eder şekilde, coğrafya olarak o kadar küçük ama savaş taktikleriyle, işte paraşütlerle insan indirme, burada belki Hazreti İsa'nın semadan inmesi aleyhisselam, ona da bir gönderme var. Böyle şeylerle diyor galip geliyor. Şimdi diyor onları toplasan, bunları toplasan, bir şahsi manevi yapsan diyor, yine onlar çok kalabalık gözükür. Bu az gözükür ama galip geliyor. Bir daha okuyayım. Eğer küre-i arzın dört kıtaları içinde en küçüğü olan Avrupa'nın ve bu kıtanın dörtte biri olmayan hükümetin memleketi, ekser Asya, Afrika, Amerika, Avustralya'ya karşı galibane harp ederek Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber, yani İtalya ile beraber dine istinad edip çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile ötekilerin şahs-ı manevileri insan suretine girse, ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nevinden o manevi şahıslar dahi Ruh-i Zemin ceridesinde bu asır sayfasında birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler, yani bir karikatürcü veya bir ressam Almanya'yı ve diğer karşısındaki devletleri insan şeklinde çizse, karikatür yapsa diyelim, tasvirleri, tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler, aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucizane ihbar-ı gaybi nevinden beyan ettiği hadise-i ahir zamanın müteaddit manalarından tam bir manası çıkıyor. Yani Almanya'yı tasvir etseler şu kadar ederler, diğer karşısındaki devletleri tasvir etseler bu kadar ederler. Ne oluyor? Zıplasa ancak dizine yetişir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zıplayınca ancak, onun arşını zıplayınca ancak Deccal'in dizine yetişmesi hadisinin bir işari manası burada diyor gözükür. Müteaddit manalarından tam bir manası diyor yani buna. Hatta şahsı İsa'nın aleyhisselam semavattan nüzulü işaretiyle bir manayı işarisi olarak Hazreti İsa'yı aleyhisselam temsil ederek ve namına hareket eden bir taife dahi şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda teyyarelerle, paraşütlerle semadan bir belayı semavi gibi nüzul ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor. Hazreti İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor. İşte Almanya'nın o paraşüt kullanma taktiği, paraşütlü asker kullanma taktiği. Evet, o hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulü kat'i olmakla beraber, bakın burada şunun da altını çizelim, Bediüzzaman Hazretleri İsa Aleyhisselam nüzul etmeyecek demiyor. Kesinlikle böyle bir şey söylemiyor. Kimileri de bu sonuca varıyorlar. Hatalıdır. Bakın altını çiziyor burada. O hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulü kat'i olmakla beraber. Yani o olacak, o ayrı. İsa Aleyhisselam semadan nüzul edecek. Hadisler haber veriyor, o ayrı.
mana işaresiyle, ama diyor onun alt manaları da var, başka hakikatleri ifade ettiği gibi bu hakikate mucizane işaret ediyor. Diyor ve devamında bir paragraf, küçük Hüsrev ve Feyzi ve Emin'in suali ve ilhahlarıyla bazı biçarelerin imanlarını şübehattan muhafaza niyetiyle bu meseleye dair yalnız 1-2-3 satır yazmak niyet edip başlarken ihtiyarım haricinde olarak uzun yazdırıldı. Hikmetini de anlamadık. Belki bir hikmeti var diye öylece bıraktık. Kusura bakmayınız. Bu fıkrada tashihe ve dikkate vakit bulamadık. Müşevveş kaldı diyor Üstad Hazretleri. Biz de diyoruz ki Allah razı olsun Üstad. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada hem şu dersi alıyoruz. Hadis-i şeriflere, müteşabih hadislere bakarken dikkatli olmak, işari manaları da kollamak refleksini kazanıyoruz. Hem de şunu anlıyoruz. Ahir zamanda zalimler ne kadar güçlü gözükürse gözüksün, Cenab-ı Hak lütfedecek, küçük devletler belki onlara karşı galip gelebilecek ki çok numunesini gördük. Amerika Vietnam'dan çıkamadı. Afganistan İngilizleri yendi. Sonra Ruslar geldi, onları yendi. Sonra da Amerikalılar geldi, onları da gönderdi. Gibi gibi başka örnekleri de vardır, şimdi hatırıma gelmiyor. Bu iş sadece silah işi, güç işi değil yani. Cenab-ı Hakk'ın harikası çok. Bazen küçük bir devleti umulmadık şekilde o zalim büyük devlete karşı galip getirebiliyor. Aman silahı var, topu var, güllesi var diye korkmamak lazım. Gelelim Ukrayna meselesine. Dediğimiz gibi Allah'ın harikası çok. Eğer dilerse ve Ukraynalılar da imanla dirilirlerse onlara da bu zaferi verebilir. Ha şimdi Ukrayna'nın sosyolojisi çok mu Hristiyan kültürünü yansıtıyor? Hayır. Hakiki İsevilik Ukrayna'da var mı? Bunu söyleyemeyiz elbette. Ama o işaretlerden birisi de burada niye gerçekleşmesin? Bu bir şeyin dönemeci niye olmasın? Biz umut ederiz. Cenab-ı Hak lütfeder. Belki oradaki mevzulardan da İslam için, İslam alemi için hayırlı bir şeyler çıkar. Biz yine alemi İslam için dua edelim. Alemi küfür için de uyanmaları ve hakikate dönmeleri için dua edelim. Üstad Hazretleri'nin de metinlerini günümüze bakan yönleriyle kavramaya, anlamaya çalışalım. Ben bunu deniyorum. Ömrüm oldukça da denemeye devam edeceğim. İnşallah başka bir programda yine gündemin bir maddesine dair Bediüzzaman Hazretleri'nin bir metnini yorumlamak üzere Allah'a emanet olunuz.